Kazakistan sanatçısı Neli Bube'nin 40 farklı teknikle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan kişisel resim sergisinin açılışına hoş geldiniz. Sergimizin açılış konuşmalarına geçmeden önce sanatçımızın özgeçmişiyle ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. 18 Haziran 1949'da doğan, Kargana şehrinde doğan Neli Bube, Kazakistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi akademisyeni ve Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi olan Bube, 1964-1968 yılları arasında Almatı'daki Nikolay Gogol Sanat Okulu'nda, 1971-1977 yılları arasında da Kazak Abay Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde eğitim aldı. 1979'dan 1990'a kadar yayıncılık sektöründe çalışan Bube, 1997'den itibaren sergi faaliyetlerinde bulunuyor. 2004'te Astana'da İnsan ve Sanat Yarışması'nın büyük ödülünü kazanan sanatçı, yine 2004'te Cenevre'de kişisel göçmenler ve kültür temalı sergisini açtı. 2005'te Paris'te Kazak Arabesk, 2012'de Oslo'da İncil İçsiz adı altında kişisel sergiler düzenledi. Uluslararası sergilerin aktif katılımcısı olan Neli Bube, 2004 yılında Atina'da, Artia'da 2004, 2008 yılında Prag'da, Çok Taraflı Asya ve yine 2008 yılında Astana'da Taşınabilir Uluslararası Sergi adlı sergilerde yer aldı. Sanatçının çalışmaları Kazakistan müzelerinde ve Avrupa, Amerika ve Rusya'daki özel koleksiyonlarda yer alıyor. Değerli konuklar, şimdi de sergimizin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Yakında Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm ve değerli eşi, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili sanatçılar, bugün biz Kazakistan devlet sanatçısı Neli Bube'nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 30 eserden oluşan sergini açıyoruz. Konuşmamın esas hissesi Rus dilinde olacaktır. Elbette Türkçenin yapısal özelliği ve güzelliği hiçbir dilde yoktur. Onun akıcılığı da yoktur. Ancak dikkate alsak ki, bugün burada katılımcıların büyük bir hissesi Rus dilli sanatçılardır. Bir de bu sanatçıları algılamak ve etkilemek bakımından tercümesiz direkt Rus dilinde yapılması uygun görülmüştür. Bundan dolayı izninizle Rusça konuşmamı yapın, tercümesi de Türkçe kızımız tarafından yapılacaktır. Дорогие товарищи, художник подает великий пример. Она страстно любит свою профессию. Самая большая награда для художника – это радость искусства. Говорят, что мир будет спокойным только тогда, когда у всех душей будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый будет находить свой радость в своем труде. Эти слова целиком относятся к Неле Бубе, заслуженному деятелю искусства Казахстана. Неле Бубе обладает удивительным комплексом дарования. У него интерес к искусству. Проводился в раннем, когда она была маленькая, когда она первой открыла, первой проявила чувство к искусству и различными методами цветов и красок, используя различные линии, точки и зигзагов, представил различные свои мысли в рисунке. Неле Бубе художник в самом широком смысле.
деятельность охватывает такие области, художество, как живопись, как графика, фаянсное и мозаичное искусство. Не любовь своей деятельности, много своих этнографических рисунков, она глубина слоя истории народа очень уместно использует. Нелли ханым, ее очень много техника есть, и эта техника достойна все на изобретение. Используя около 40 технологий для подготовления своих произведений. Дорогие товарищи, я думаю, что вы сегодня будете получить большое удовольствие от этого выставка. И многие экспонаты, сегодняшние экспонаты, будут постоянно экспонироваться в музее современного искусства Кипра. Нелла Бубе относится к династии художников. Его семья, муж, двое детей, пять внуков, все они являются художниками. Про Нелла Бубе очень много можно сказать, очень много, но время мало. Поэтому я желаю Нелле ханыму большие успехи. И я не хочу отнять ваше время. Спасибо за, дорогие художники и искусствоведы, спасибо за ваши присутствие в нашем открытии. Желаю вам большой удачи и говорю спасибо за внимание мою речь. Спасибо большое. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm ve değerli eşim, değerli misafirlerimiz. Sanatçı bir modeldir. Mesleği tutkulu ve severek yapmak, yaratıcılığın neşesinin en büyük ödül olduğu çalışma için sanat ve resimle uğraşmak iyi bir örnektir. Her insanın kendi mesleğinde emeğinden mutluluk duyduğu an dünyada mutluluk anlam kazanacaktır. Bu kısa tanımlama değerli Nelly Bubé'yi tam anlamıyla yansıtmaktadır. Onun gönlü, elleri, zihni, bir sanatçı ruhunun dışa vuruşudur. Belki de bu yüzden resim sanatı dışında sanatın diğer cilveleri olan seramik, mozaik, grafik alanları ile de ilgi duyduğunu açıklayabiliriz. Sanatçı bir sülalenin mensubu olan Nelly Bubé, Kazakistan Cumhuriyeti'nin onursal sanatçılardan biridir. Aynı zamanda Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Belirttiğim gibi Nelly Bubé, sanatın her alanında çok etenekli bir şahsiyet olduğunu ispatlamıştır. Çocukluğundan beri sanatla ilgilendiğinin yanı sıra sanatı dünya keşfetmek için aracı değil, aynı zamanda da kendi düşüncelerini ve duygularını yansıtma, aktarma aracı olarak da nitelendirmiştir. Ve böylelikle kendi izlenimlerini ve dünya algılayışlarını renk ve çizgiler vasıtasıyla yansıtmıştır. Nelly Bubé'nin çalıştığı ana temalar ulusal tarih ve halkının farklı tarihsel dönemlerde yaşadığı olaylardır. Eserlerin varoluşunda kullandığı teknik kendi geliştirmiş olduğu bir tarzdır. Kısacası kendine hastır. Eminim ki Nelly Bubé'nin eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Teşekkürler. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu'nu kürsüye davet etmek istiyorum. Çok değerli sanatçı kardeşlerim, değerli öğretim görevlileri, ülkemizin tanıtılmasıyla ilgili yapmış olduğumuz bütün atılımlar sonrasındaki elde etmeye çalıştığımız başarıları bizden daha önce
her konuda ve her zaman bir adım geriden takip ettiğimiz, gurur duyduğumuz, sadece sanatçıya ve sanata verdiği önem değil, ülkesine verdiği bir önem, ülkesinin tanıtılmasıyla yapmış olduğu bütün yatırımlar ve atılımlar sonrasında her yöne yön veren, her şeye vesile olan çok değerli Yakındoğu ailesine aslında çok teşekkür etmek lazım. Hepimizin şahit olduğu birçok ülkeden ve özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden elçilik vasıtası olacak konumda olan sanatçıların ne kadar önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Sanatçı elbette çok farklı bir olay. Açıkçası ben kendimi o yönde tutabilirim diye düşünemiyorum. Çünkü onlar hayal ediyorlar ve hayallerini en güzel şeyde yansıtmaya çalışıyorlar. Bizim için bunlar çok önemli. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan da geçtiğimiz günler içerisinde sanatçılarımız aramızdaydı. Ne mutlu bize ki bu sanatçılarımızın eserleri Yakındoğu Üniversitesi içerisinde yer alma imkanı bulacak. Bundan dolayı ben sanatçı kardeşlerime teşekkür ederken Yakındoğu ailesine bir kez daha teşekkür ederim ve bu güzel günlerimizin önümüzdeki süre içerisinde daha da artarak devam edeceğimden ve buna da hep beraber şahitlik yapacağımızdan dolayı ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim ve güzel bir gün içerisindeki bu açılışta sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşarken hayırlısı olsun diyorum. Уважаемые дамы и господа, свою речь я хотел бы начать со слов благодарности всей большой семье Ближневосточного университета. Изо дня в день вы предоставляете нам возможность прикоснуться к прекрасному. Художник – это необъяснимый для меня феномен. Он мечтает и воплощает свои мечты, идеи через свои прекрасные произведения, благодаря чему мы имеем возможность прикоснуться к тому дару, таланту и вашей частички вашей души. Спасибо вам большое за то, что даете нам такую возможность. И говоря еще раз слова благодарности вам, людям искусства, я хотел бы выразить свою благодарность и Ближневосточному университету за то, что он изо дня в день, из года в год выражает свое уважение, свое почтение не только в плане искусства, но и в плане образования, а также выводу своей страны на новый международный уровень. Спасибо вам большое. Sayın Bakanımıza konuşmasından özür dilerim, teşekkür ediyoruz ve sergimizin açılışına geçmeden önce Gümüş Anahtar Onur Ödülünü takdim etmek üzere ben yine tekrardan Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikret Oğlu'nu Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu ile birlikte davet etmek istiyorum ve ödülü takdim edilmek üzere Kazakistanlı sanatçı Nelly Bobe'yi de davet ediyorum. Thank you.
Уважаемые друзья, коллеги, сотрудники Университета Ближневосточного и Музея современного искусства как будущего заведения, в котором нам всем, казахстанским художникам, будет предоставлена честь быть представленными своим творчеством. Я должна сказать несколько слов о том, что данная выставка – это, прежде всего, акция поддержки идей Ближневосточного университета по созданию музея современного искусства. Дело в том, что однажды мне пришло на ум такое сравнение. Ближневосточный университет, создавая музей современного искусства, объединяет народы Евразии и, прежде всего, народы тюркоязычных стран. И шелковый путь, который существовал много-много лет тому назад, много столетий тому назад, это тоже была артерия, проходящая от Китая до Европы с целью объединить культуры, духовность, бытовые традиции народов Евразии. Сегодня мы видим результаты этого объединения. Народы Евразии дружат между собой, и идея создания музея современного искусства – это как идея великого шелкового пути. Это идея объединения культур и духовных поисков народов Евразии. Второе. Я здесь как представитель Академии художеств Республики Казахстан, как ответственный секретарь этой академии. Вот. И я представляю не только себя, я представляю, ну, может быть, частичку культуры своей страны, Казахстана, которую я очень люблю и которая является прародителем всех тюркских народов. Вот здесь скифские темы затронуты, темы шелкового пути, темы быта, костюма, традиции гостеприимства, кочевые периоды. Все это говорит о том, что богатейшая культура Казахстана, она оказала влияние на культуру всех тюркских народов нашей большой земли, нашей Евразии. И я, конечно, очень благодарна такой возможности представить свою страну еще раз, помимо Парижа, Рима, там еще каких-то стран, представить в Турции, потому что турецкий народ – это самый близкий народ казахам, моим соотечественникам. Это говорит о том, что мы близки по духу, мы преследуем одну идею – сохранение, приумножение традиций культурных своих. Вы знаете, что в Казахстане сейчас существует хорошая программа «Рухани Жангару» по возрождению, укреплению и развитию традиций, культурных традиций Казахстана и духовных тоже. Вот в этом я вижу согласие с народом Северного Кипра и турецким народом вообще. И я благодарю всех за такое внимание ко мне, за хорошие отзывы, за награды. Спасибо большое всем. Приятного вам просмотра. Здоровья всем. Спасибо. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm ve değerli eşi, değerli misafirlerim, sergime hoş geldiniz diyorum. Her şeyden önce Sayın Doktor Suat Günsel'e kişisel sergimi açma fırsatı sunduğu için şükranlarımı sunmak isterim, iletmek isterim. Bu sergi sadece ülkeme adanmış bir sergi değildir. Tüm Türk dünyasına aittir. Türk halkların tarihi Altay Dağları'nda ve Büyük Kazakistan Bozkırları'nda başlar. Bu topraklardan geçen her halk kendi geleneklerinden ve ruhundan, dininden bir parça bırakmıştır. Ki bu birikim şu an dünyanın sanat ve kültürünün mirasıdır. Çalışmalarım ana konuları barış, işbirliği, doğa ile iç içe, orientalist kadın ve adamın figürlerinden oluşmaktadır. Eserlerinde savaş sahneleri göremezsiniz. Çok barış ve misafirperverlik dolu bir atmosferi yansıtmaya çalışmıştım. Türkiye, Kazakistan ve Rusya
hatta dünyanın diğer bölgelerinde de yaşayan Türk halklarının kültürlerinde çok benzerlik buluyorum. Ama bunlardan en önemlisi dostluk, kardeşlik ve işbirliğidir. Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir. Umut ediyorum ki benim sergim de inşa edilen müzesinde iz bırakır. Bugün Sayın Doktor Suat Günlesi davetlisi olarak Kazakistan'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsil etmekten mutlu olduğumu belirtirim. Umarım eserlerim gönlünüzde iz bırakır ve yer alır. Teşekkürler. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de Kazakistanlı sanatçımız Neli Buben'in kişisel resim sergisinin açılış kurdelesini kesmeye sizleri davet etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm ve değerli eşi, Sayın Rektör Yardımcılarım, Mrs. Neli Buben.